Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Selam, nasıl keyifler? Yavuz Bağcı ben. Şeyle ilgili, bu takvimlendirmekle ilgili, takvimlendirmeyle ilgili şeyler çekiyorum, videolar çekiyorum. Bu video, tek bir videoda tabii ki anlaşılmıyor. Bu farklı farklı videolarla ya da işte içeriklerle farklı açılardan yaklaşmak gerekebiliyor şeye, takvim nasıl uygulanır vesaire. Bu videoda şeyi anlatmak istedim. Yani o soruyu soruyorsunuz. Ya şeyde cep telefonundaki takvim uygulaması nasıl kullanılır? Ya da işte şeyde bilgisayar laptoplarınızdaki takvim uygulaması nasıl kullanılır? Aslında mantık hiç değişmiyor. Yani fiziki bir şey ajanda taşıyabilirsiniz. Takvim ajanda taşıyabilirsiniz ya da cep telefonları. Ben mesela cep telefonundaki kullanırım. iPhone kullanıyorum, iOS. Onun takvim uygulamasını kullanıyorum. Ya da işte Android kullanıyorsanız da onların da mutlaka kendisine göre şeyi vardır. Yani takvim uygulamaları vardır. Yapacağınız ilk şey şu. Bir defa cep telefonunuzu eline alın. Elinize alın. 1, 2, takvim uygulamasına tıkla. 3, sunum yapabileceğin, yani görüşme yapabileceğin tarih ve saatleri önce işaretle. O şeyleri işaretle. Mesela oraya tıklayınca sana açıklama istiyor mesela senden. Mesela ben oraya şey yazarım. Sunum. Sunum yazarım. Hangi tarih ve hangi saat periyodunda sunum yapabileceksem ya da görüşme yapabileceksem ya da ne bileyim işte bir müşteri takibine gideceksem ya da her ne yapacaksam. Yani network marketing işime ayırdığım şeyleri, zamanları oraya bir işaretlerim ben önce. Oraya işaretlediğim zamanlar benim bu işi yapabileceğim zamanlardır. Yani görüşmelerimi yapabileceğim zamanlardır. Geriye kalan zamanlar bu işi yapamayacağım zamanlardır ya da bu işe vakit ayıramayacağım zamanlardır. Bu zamanları yani diyorum ya ben şeyde videolarda önce kendi takviminizi yapın diye. Bu takvimi yaparsan rahat edersin. Bu takvimi tek tek belirliyorum. İşte diyelim ki ben şeyde çalışıyorum yani maaşlı bir işte çalışıyorum. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, hatta cumartesi öğleye kadar çalışıyorum diyelim ki. Bu zaman periyotlarında mesela benim, düşünsenize şimdi takvimi ben açıp da işte bugün cuma mesela şu anda mesai saati şu anda. Ben kalkıp da bu saate herhangi bir şekilde bir network marketing işimle ilgili bir görüşme koyamam. Yani takvime koyamam. Burası boş kalacak. Ama şuraya koyabilirim. İşte bugün atıyorum saat 19 ile 24 arasına ben sunum kesme görüşme diye yazabilirim. Oraya koyabilirim. Mesela yarın işte cumartesiye full gün görüşme koyabilirim. Pazar gününe full görüşme koyabilirim. Ya da tavsiye etmiyorum gerçi ikisinden birini mutlaka boşaltın. Ailenize zaman ayırın. Ben network marketing'in maksimum 6 gün boyunca yapılması taraftarıyım. Bir gün mutlaka ailenizle yani o gün ne normal işiniz olsun ne de network marketing işinizle ilgili herhangi bir çaba koymanız gereken bir gün olsun. Yani o gün hayatınıza ne normal işinizi ne de network'ün neyisini şey yapmayın, bulaştırmayın. Benim size tavsiyem bu. Önce sunum yapabileceğiniz şeyleri yazın. Yani tarihleri ve saatleri tek tek çıkartın önce. Ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki ya benim bir adayla görüşmem 2 saat sürse 2 saat koyarım. Çünkü ısınma oldu, sohbet oldu. Ondan sonra işi beğendi, sorular sordu, kapanışa yardımcı olmaya çalıştım, anlamasına yardımcı. 2 saat koyarım ben normalde. Ve diyelim ki ben yeni başladım. Amacım işte ilk 2 kişiyle el sıkışmak ve 2 tane ayrı hattımı açmaksa eğer. O zaman kaç kişide bir kişi evet demiş olsun, distribütör olduğunu varsayayım. Ben işte 5 kişide bir kişi, 4 kişi bana hayır demiş olsun, fikri reddetmiş olsun, bir tanesi evet demiş olsun ya da hızlı karar verici olsun diyelim ki. Dolayısıyla benim kaç kişiyle görüşmem gerekiyor? 5 kişi bu tarafta, 5 kişi bu tarafta, toplamda 10 kişiyle eğer ben görüşme yaparsam, yani 10 kişiye sunum yaparsam eğer ben sonuçta 2 ayrı hattımı açacağım. Yani network ticaretim ilk kontak anahtarını çevireceğim demektir. Ondan sonra benim yapacağım şey şu, bir defa 10 kişilik liste, ondan önce takvim uygulamasına girerim. Her bir görüşme 2 saatte, 10 tane görüşme 20 saat yapar. Şu andan itibaren benim network marketing işimde sunumu yapabileceğim ilk 20 saatim hangi tarih ve hangi zamanlar arasında? Atıyorum işte cuma günü 2 saati, cuma günü, cumartesi günü işte 5 görüşme yapsam, çünkü tatil günüm atıyorum, 5 görüşme yapsam 2 kere 5 10 saat oraya gider. 10, bugünden de 2 saat var, 12 saat.
kaç saat gerekiyordu? 20 saat. İşte pazar günü es geçtim, boş geçtim. İşte pazartesi akşam tekrar 19'da 23 arasını ya da 24 arasını yazdım. İşte bilmem kaç saat oradan. 20 saatte tamamlarım. 20 saatte tamamladıktan sonra adayları ondan sonra aramaya başlarım ben. Ben sen önce kendine ya da kendim için anlatayım ben. Önce ben kendime kendi takvimi çıkartmak zorundayım. Benim bu işi seninle konuşabileceğim tarihler ve saatler belli. Ve tarih, saatler, aralıkları da bu. Kendi planımı yapmışım. Ondan sonra bir numaralı kişiyi ben ararım. Ve derim ki takvimim de önümde. Takvimimi de önüme açarım. Ya da cep telefonuma bakarım. Ve ilk sunum yapabileceğim tarih ve saati teklif ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ahmetciğim selam. Abi sana bir sorum var. Kısa bir hoş beşten sonra. Abi şu tarih şu saatler arasında ne yapıyorsun? Herhangi bir planın var mı? Muhtemelen yok der veya var der veya büyük ihtimalle de ne oldu hayırdır der. İlk sordukları soru bu oluyor çünkü. Ne oldu hayırdır? Buluştuğumuzda anlatacağım. Senin vaktin var mı abi? Şu tarih ve şu saatler arasında. Abi ya merak ettim ama yani çok da müsait diyelim o gün. Ne zaman yapsak acaba falan gibi bir konuşma geçer. Ondan sonra benim için ikinci uygun tarih ve saati teklif ederim. Ondan sonra dedi ki abi o gün de uygun değilim. Ondan sonra benim için uygun olan ilk tarih, bir sonraki ilk tarih ve saati teklif ederim. Olmadı bir sonrakini. Bir tanesine mutlaka yerleşir. Ahmet birinci adayım. Yani görüşme yapmak istedim. Anlaşırım Ahmet'le, ondan sonra yerleştiririm. Ondan sonra ikinci aday. Şu tarih, ilk müsait olduğum tarih ve saat hangisi onu yerleştiririm. Ya da değilse ikincisini teklif ederim. Değilse üçüncüsünü teklif ederim. Değilse dördüncüsünü teklif ederim. Bir tanesine mutlaka yerleşir. Şimdi burada amatörlerle profesyoneller arasındaki fark ortaya çıkıyor. Tabii ki bizler işin daha böyle tecrübe kazanmış insanları olarak... dil akışkanlığımız biraz daha kazandı. Nasıl oldu? Tabii ki pratik yaparak oldu bunlar. İlk önce kendi takvimimizi yapın. Güzelce. Ondan sonra adayları aramaya başlayın. Acemiler alır, bir numaralı adaya yerleştirmeye çalışır. Yani takvimi yoktur zaten. Abi ne zaman görüşebiliriz? Önemli konu. Şu zaman yok, o zaman mı, bu zaman mı, şu zaman mı? Ellerini ayaklarına dolaştırırlar. Hiç gerek yok. Önce takvimini yap. Ondan sonra takvimindeki tek tek tarihleri teklif ede git. Çok basit. Çok basit. Takvimini yap, senin için uygulanan tarih ve saatleri belirle. Ondan sonra da bir numaralı kişiye sırasıyla teklif ede git. Ve sordukları soruya yanıt verme. İnsanların sordukları her soruya yanıt vermek zorunda değilsiniz. Yok falanca gibi bir iş miyim bu? Yok şöyle mi böyle mi? Cevap vermek zorunda değilsin. Ahmetciğim, benim merak ettiğim konu şu. Buluşabilecek miyiz? Buluşabileceksek şu tarih senin için uygun mu? Değil şu tarih uygun mu? Değilse şu tarih uygun mu? Her soruya yanıt vermek zorunda değilsiniz. O an yanıt vermek zorunda değilsiniz. Yanıt vereceğiz. Hiçbir soru yanıtsız kalmayacak. Kimseden bir şey saklamıyoruz. Böyle bir şeyimiz, böyle bir manyakça bir şeyimiz yok bizim. Yani böyle işte şey gösterip vermeme gibi öyle bir şeyimiz yok. Yani kimseden bir şey saklamıyoruz. Her türlü bilgiyi paylaşacağız. Sadece telefonda paylaşamıyoruz şu anda. Telefonda paylaşabileceğimiz, konuşabileceğimiz, anlatabileceğimiz konu bu değil bu. Bir araya geldiğimizde hepsini detaylı olarak zaten paylaşacağız. Bununla ilgili bir derdimiz yok. Dolayısıyla özetliyorum, konu fazla dağılmasın. Önce kendi takvimimizi oluşturun. Cep telefonundaki uygulamaya girersiniz benim yaptığım gibi. Ben şu tarihlerde boşum. Yani boşum derken network marketing işime zaman ayırabileceğim zamanlar bunlar. Yeni başladım diyelim ki ilk iki hattımı açacağım. Ya da bir yeni başlayan bir arkadaşıma ilk iki hattını açtıracağım. Önce ikimize uyan takvimi ortaya çıkartırız. Ondan sonra adayları tek tek ararız. Abi şu tarih şu saatte müsait misin? Bir araya gelebilme şansımız var mı? Bu insanlar için gayet doğal bir soru. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Akdeniz toplum karakteristik özelliklerine sahip bir toplumuz. Oturup bir çay kahve çay içebilir miyiz kardeş? Hay hay buyur başımla beraber der. Yani bizim için hiçbir sorun olmuyor bu tür şeylerde. Bilmiyorum Avrupa Batı toplumları nasıl ama dolayısıyla bizim ülkemizde böyle bir sıkıntı yok. Önce kendi takviminizi yapın. Ondan sonra insanları takviminize uymaya davet edin. Önerilerle gidin. Bu olmadı diğer tarih. Olmadı diğer tarih. Olmadı diğer tarih. Olmadı diğer tarih şeklinde. Umarım faydalı olmuştur.
arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ne demiş? Derya Yılmaz bu. İlk bu haftalık 20 saat. 20 saati örnek olarak verdim Derya Hanım. Derya Yılmaz. 20 saati örnek olarak verdim. Bu bana göre 20 saattir. Sana göre 30 saattir. Hiç fark etmez sonuçta. Herkesin kafasında şeyle hedefiyle ilgili bir şey vardır. Yani geçmiş rakamlar vardır. Sponsorlarınızla bununla ilgili veri vardır. Örnek olarak söylüyorum tekrar. Ben iki kişiyle sıkışacağım. Yani iki tane ayrı hattımı açacağım. Diyelim ki iki kişiyle sıkışmam gerekiyor. Peki bir kişiyle görüşmem benim ne kadar sürüyor? İşte 2 saat veriyorum ben yaklaşık. Bazı görüşmeler 5 saat de sürüyor. Bazıları yarım saatte bitiyor. Onu bilemiyorum ama ortalama 2 saat veriyorum ben. Ve kafamda şu var. Diyorum ki her 5 kişide bir kişiyle el sıkışsam, yani hızlı karar verici olsa bu insanlar, ondan sonra benim kaç kişiyle görüşmem gerekiyor? 10 kişiyle görüşmem gerekiyor. 10 kişiyle görüşmem gerekiyorsa benim ajandada önümüzdeki ilk 10 saati, ilk 10 görüşme saatini ayırmam gerekiyor. Yani toplamda ikişer saatten 20 saat yapıyor. O 20 saat hangi tarif ve saatlerden oluşuyor? İlk soru bu. Bu benim için 20'dir, senin için 30'dur, başkası için 2'dir. Belki de ben 4 saatte bu işi bitiririm diyenler var. Yani o konuda tamamen şey, benim söylediğim kitap değil yani. Kitabi bir şey değil, kural değil yani, kaide değil. Kafamda 20 var. Olmadı mı? Yapacağım tek bir şey var. Yani 10 kişiyle olmadıysa atıyorum sayıyı 11'e çıkartmak. Olmadı mı? 12'ye çıkartmak. Olmadı mı? 13. kişiyle çıkartmak. Ve takvimin güzel tarafı şu. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi takviminizi belirlediğiniz zaman bir defa ilk 3 güne 4 güne falan şey almayın kesinlikle. Tamamen boş bile olsanız görüşme almayın. Almayın. Kendi alfa duruşunuzu güçlendirmek adına çok önemli. Sizin için çok önemli bu. Güçlenmeniz adına çok önemli. Psikolojik kondisyonunuzu üst düzeyde tutmak adına çok çok önemli. Ya bugün günlerden cuma. Cumartesi, pazar, pazartesi. 3 gün var. Benim ilk teklif edeceğim, önce tarihleri çıkartıyorum. Ve diyorum ki abi haftaya çarşamba şu saatler arasında müsait misin? Olmadı, perşembe olmadı. Böyle yaptığınızda bunu bir bakıyorsunuz. Atıyorum işte 8. adayı ya da 10. adayı ya da 15. adayı aradığınızda ona şunu söylüyorsunuz. Bugün 1 Mart. Atıyorum abi 24 Mart. 24 Mart saat 19'da 21 arasında müsait misin? Herhangi bir planın var mı? Yani günümüz dünyasını bir düşünün. İnsanların zaten ajandayla çalışma gibi bir şeyimiz yok. Yani günümüz dünyasının insanı, patronlar haricindeki insanlardan bahsediyorum. Patronların vardır her zaman ajandaları. Onlar çünkü hayatı zengin yaşayan insanlardır. Ancak maaşlı çalışan, özellikle de kendi işini inşa etme kültüründen yoksun olan insanların şeyi yoktur. Yani ajanda tutma kültürü falan yoktur onların. O yüzden dolayı zaten genelde şeydir. Yani bulundukları yani parayla ilgili ya da bir sorunları varsa ondan dolayıdır büyük ihtimalle. Dolayısıyla yani çok daha ilerideki bir saati teklif ettiğinizde insanlar için bu çok şaşırtıcı. İnsanları şaşırtın. Şaşırtmaktan korkmayın insanları. Gerçekten dolu. Yani ayın 21'i 21 gün sonrasını teklif ediyorsun. Abi önemli bir konu var. Ayın 21'i saat 19'da 21 arasında müsait misin? Herhangi bir planın var mı? Kendinizi o kişinin yerine bir koysanız ha. Yani ben olsam çatlarım. Yani uyku uyuyamam. Yani, hani diyorsunuz ya Yavuz Bey ben reklam davet yapamıyorum. Al sana reklam daveti yapamayışın sebeplerinden bir tanesi. Böyle yap. Bak bakalım ondan sonra reklamı daveti yapabiliyor musun yapamıyor musun gör. Önce takvimini yap sen. Takvimini yaptıktan sonra reklam ve davet çok kolaylaşır. Çok kolaylaşır. Ondan sonra yerleştirmeye başlarsın. Ve sana şunu söyler. Genelde şöyle diyorlar. Abi neymiş ya bu? Neymiş ya bu böyle bu önemli olan şey? Ya bunu bugün görüşelim diyenler oluyor. Bir networkçünün en çok isteyeceği şeylerden bir tanesi bu. Bugün görüşelim. Abi yok olmaz. Yarın görüşelim. Abi yok. Tamam öbür gün görüşelim. Abi 21'ine kadar ölüyorum desem yok. Ölüyorum desen yok. Tamam. 21'ine kadar saat 19-21 arası müsaitim şu anda. Ayın 21'inde o zamana kadar full doluyum. 21'inde müsait misin? Abi o gün şu var bu var. Yani zayıf bir ihtimal öyle bir şey demesi ama işte diyelim ki doluyum dedi ya da yurt dışına gidiyorum dedi. Tamam. Ne zaman dönüyorsun? 25'inde dönüyor. Peki yine takvime bakıyorsun. Hangi tarihlerde sunum yapabilecek durumdasın? İşte 26'sında dönüyorsa tamam. Peki
20 işte 27'si saat sallıyorum 21 ile 23 arasında müsait misin? İyice şaşırır. İyice şaşırır. Şaşırtın insanları, korkmayın. Çekinmeyin insanları şaşırtmaktan. İnsanlardan bilgi saklamıyoruz. İnsanlarla dalga da geçmiyoruz biz. Biz gerçekten takvimimizi yapmışız. İnsanları bir öncelik sıralamasına koymuşuz. Kafamızda bazı stradaylarımız var. Görüşmek istediğimiz insanlar var. Bunlara tamamen takvim önerisi sunuyoruz. Abi şu gün şu saat müsait misin görüşebilir miyiz? 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 Değilim. Peki şu gün şu saat müsait misin? Değilim. Peki şu gün şu... Abi neymiş bu? Bak buluştuğumuzu anlatacağım. Ya anlat de... Telefonda anlatabileceğim bir şey olsaydı eğer emin ol büyük bir keyifle anlatırdım. Telefonda anlatabileceğim bir şey olsaydı eğer büyük bir keyifle anlatırdım. Eğer anlatamıyorsam bil ki telefonda anlatabileceğim bir şey değil bu. Dediğinde insanlar genellikle anlayışla karşılar ve peki Allah Allah neyin nesiymiş ya bu falan diye böyle telefonu kapatırsınız ondan sonra buluşursunuz. Okey, kendi takviminizi yapın. Fiziki ajanda. Cep telefonu şeyi, ajanda diyorum ya şey işte, unutuyorum hep yani ajanda veya şey, söyleyin şunu, takvim uygulaması. Önce kendi takviminizi yapın. Umarım daha iyi anlaşılmıştır. Yeni planları haftalık olarak mı ayarlamalıyız? Önce kendi takviminizi yaptığınızda zaten hem haftalık hem günlük planlar otomatik olarak hem aylık plan her şey ortaya çıkar aslında. Dolayısıyla yani planlar haftalık yok. Yani öyle bir şey yok. Haftalık ayarlamalısınız veya haftalık ayarlamamalısınız. Hayır. Yani yıllık plan yapın kendinize. Kendinize bir uzun vadeli bir hedef koyun. 2019 yılının sonunda hangi kariyeri ya da ne bileyim yani gelir düzeyi olarak hangi gelir düzeyini hedefliyorsunuz. Ondan sonra onu parçalara ayırmaya başlayın. Önce atıyorum 4 ana parçaya ayırın. 4 ana parçayı ayırın. İşte hani şirketlerde öyledir ya, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, sonuçta biz de bir şirketiz. İş adamlarıyız, iş kadınlarıyız. Önce bana sorarsanız 3 yani yıllık plan, daha sonra 3 aylık plan. 3 aylık plan ondan sonra aylık plan. Ondan sonra şey, haftalık plan, daha sonra da günlük eylem planı şeklinde yapabilirsiniz. Yani şeyi bilmiyorum tabii ki. Yani çalıştığınız firmanın komisyon planı, altyapısını ya da işte yani hesaplama şekli, matematiğini bilmediğimden dolayı bu firmalardan firmalara farklılık gösterir. Yani bizim firmada bunun şeyi vardır. Yani biz normalde tüketim ağı, hepimiz aynı şekilde tüketim ağı inşa ediyoruz. Bizim yaptığımız şey, temelde hedeflediğimiz şey tabii ki otoship programında olan kişi sayısı. Yani abonman sayısı. Tamamen çünkü ciro üzerinden, bazı şirketler kariyer yaptırdıkça vesaire onun üzerinden ödeme yapıyor. Bazısı ciro üzerinden ödeme yapıyor. Buna göre değişir bu. Ama sonuçta şeyi değiştirmez. Yani plan, sizin plan yapmak zorunda olduğunuz, hedefler belirlemek zorunda olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor. Yıllık, bana sorarsanız 3 aylık plan, aylık plan, haftalık plan ve günlük eylem planı. Ve şey... Ya bir defa ajandanızı şey yani şöyle bir önümüzdeki bir ayı bence mutlaka girin. Yani bir ay olmasa bile bir 3 haftanızı girin. Yani 3 hafta sonraya birisine randevu vermek arkadaşlar büyük bir keyif. Yani size onu söyleyeyim. Ya bu işten keyif almalısınız. Aksi durumda bu iş sizin için şeye dönüşür. Yani işkenceye dönüşür. İşkenceye dönüşen bir işte nasıl başarılı olabilirsiniz? Olamazsınız. Kimse olamaz. O yüzden dolayı yani işten keyif almanın yollarını arayın. İşte benim bu işten keşfettiğim keyif alma yollarından bir tanesi de budur. Yani ajandayı yapabilmek ve insanları ajandaya davet edebilmek. Doldur ajandanı, doldur bakayım ajandana 10 kişi, 20 kişiyi koy. Daha sonra günü verirken 21. kişiye bak bakalım hangi tarihte gün verebiliyorsun. Randevu almayın, randevu verin. Hani diyorum ya ben paylaşımlarımda davet etmeyin aslında. Yani konu aslında davet etmek değil, davet edilmek. Bunu böyle yaptığında aslında insanlar seni davet etmeye başlıyor. Anlatabildim mi? Yani yine başka videolarda da şey yaparız, işleriz. Fazla da uzatmak istemiyorum. Yine haberleşiriz. Siz de sağ olun. Görüşmek üzere. Başka soru cevap falan bir şeyler var mı? Ona bakıyorum hızlı hızlı.
Selamlar demişler. Herkese selam arkadaşlar. Merhaba hocam diyenler var. Eyvallah. Evet. Tamam, sorular falan yok herhalde şu anda. Okey. Arkadaşlar, hayırlı cumalar olsun. Hepinize nice cumalar olsun. İyi bir hafta sonu diliyorum. İyi dinlenin. Ondan sonraki haftaya yine çok daha sağlam bir şekilde başlayın. Kendinize... Evet Derya Hanım, aynen. Yani avcı değil, av olmak lazım. Kendini avlattıracaksın. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun.